Bugün günlerden soğuk. Ben nasıl hatırlayabilirim acaba annemin çocukluğunu? Anam. Abi ne ıslak olacak ne kuru. Buraya Tunceli'den geldim, Ovacık'tan. Evet. 3 gün önce yaptığımız kemerler. Muratça'da gördün değil mi? Evet, Muratça'da gördüm ve... Nereden geliyorsun? Ne yapıyorsun? Su var, bulgur var, yağ var, ateş var. Evet arkadaşlar, bugün günlerden soğuk. Tabii ki Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a, Bolu'ya, Bursa'ya çoktan girdi. Her yerde kar yağıyor. Öyle durumlarda öncelikle böyle açık olur, güneşli. Lakin oranın soğuğunun kıyısını hissediyoruz. Gecesi burada don yapabiliyor. Evet, yeni gönüllülerle bu 3-4 günlük sağanak yağmurlardan sonra çalışmaya tekrardan başladık. Şimdi kemerlerimizi kontrol edeceğiz. İlk kemerlerimizi yapmıştık. Zaten öyle de durduk. Şimdi bu kubbenin kemerlerini bitireceğiz. Şantiye şefimiz Deniz. Can abi anlattı mı Deniz bu kumu nasıl yaptığımızı, niye böyle yaptığımızı, testini? Evet. Anlattı mı lan? Testini mi hocam? Testini yapmadım. Yani bilmiyorum neye göre yapıyor, neye göre belirledik. Oranda karıştırıyor. Yoksa tamamen sizi çavuş er olarak kullandım abi. Bunu. Sonra işte genel olarak oradan yine her zaman yaptığımız gibi bu tarafa. Göster bakalım. Emin nasıl oluyoruz? Tamam, karışım bu. Ama biz bu karışımı emin miyiz koyarken? Neye göre emin oluyoruz? Hocam. Hocam 3'te 1 oranı dediğimiz şey kavram var mı sizin? 3'te 1 değil biz. Hayır, bunun testini nasıl yapıyoruz? Sana bunu soruyorum. Ha? Ne diyoruz o? Top testi. It's a ball test. Okay, that's how we test if it is okay the mix of cement and soil. Yeah, tamam yeter bağım. Bağım. Islak ama da. Abi ne ıslak olacak ne kuru. Top dağılmayacak. Ver bakayım bana at. Top dağılmayacak. Evet. Bunu bu şekilde değil de çok daha büyük bir sıkıştırma yaşadığını düşün. Evet. You know, aslı is pressing it. It's like stamming it in a form. We are our form is the bag. Sand bag. Yeah, that's our form. So we can make circular one. Long bag. Yeah, well, 500 kilometer, like 1 kilometer bags rolls. Hı. Birinci sınıftan başla bana. Birinci sınıfı Foça'da okudum. Birinci sınıf Foça'da okudum. Abi. İkinci sınıfı Datça'da okudum. İkinci sınıfı da herhalde Datça'da okudum. Ondan sonra hatırladığın ne var? Üçü Datça'da. 3 de Datça. 4'ü nerede? Fethiye'de okudum 4'ü galiba. Ondan sonra tekrar babam... Yok 5'i yarısını Milas'ta, yarısını İzmir'de. Bizim buradaki Milas'ta. Anam hemen şu bizim Milas'ın sınırındayız. Milas'ta okudum, 5'i de Milas'ta okudum. Yarısını Milas'ta, yarısını da. Çünkü baban subay mıydı? Benim büyük dedem. Subaydı. Sonra İstanbul. Ondan sonra işte Fethiye'ye, Fethiye'den de İstanbul'a geçtim. Yok. Fethiye'den Urfa'ya, Kilis'e gittik. Kilis? Hı. Orta biri Kilis'te okudum ondan sonra. Okudun yani, hep de okula gitmişsin yani. O kadar gitmişsin. Kilis'te, yarısını Fethiye'de okudum. Amma dolaştırmışlar tabii, adamı. Fethiye, her sene babam giderdi, peki, tayin olurdu. Her sene bir yere. Ondan sonra... Sen hatırlıyor musun anne? Ben nasıl hatırlayabilirim acaba annemin çocukluğunu? Hayır, annenin çocukluğu o. Tamam, büyüyünce yani büyüyünce de geziyor muydu? Yok işte, babasıyla. Ben götürdüm. Ama artık evlendi, ayrıldı babadan. Ondan sonra... Bak Milas'ta yarısını Milas'ta okudum 5. sınıfı. Ondan sonra İzmir'de İzmir Güzelyalı İlkokulu'ndan mezun oldum. Ondan sonra işte orta biri Kilis'te okudum. Ondan sonra Kilis'ten Urfa'ya tayin olduk. Kız Enstitüsü'ne yazıldım. 5 sene Urfa'da kaldık. Kız Enstitüsü'nü Urfa'da bitirdim. Ondan sonra babam Mardin'e tayin oldu. Dedem rahmetli Mardin'e gitmek istemedi. Ben dedim Mardin'e. O da dedem de subaydı. Onun babası da mı birlikte dolaşıyor? Hem harflere falan girmişti. Albay mı, yarbay mı neydi dedem. Ama emekli olmuştu artık tabii, herhalde. Tabii emekliydi. Ondan sonra yani dedem, oğluyla her yere gitti mi deden? Deden her yere geldi mi bu saydığın her yere? Yok dedem babaannem öldükten sonra katıldı size. Tamam. Geldi. Ha, babaannem öldü. Dedem, babam yanımıza aldı. Ondan sonra biz dedemden beraber İstanbul'a döndük. Sizi yani aldı İstanbul'a. Baban devam etti. Ama kız esüsünü filan Urfa'da bitirdi. Ben hiç görmedim bu arada. Dedeni mi? Büyük dedemi. Görmedim çünkü sen küçüktün. Öldü. Kaç yaşındayım hiç hatırlamıyorum yani. Bebektim. Yoksa hatırlarım. Deden senin doğduğun sene öldü galiba. 86'da mı öldü? Adam beni görünce gitmiş. Demiş benim torun geldi gideyim ben. Gördü seni ama dedem. Ablamı daha çok görmüş o zaman. Tabii. Ablam hatırlar mı acaba? 4 yaşında falandı çünkü. Bilmiyorum ama. Peki. Ya işte o Cengizciğim, anneannenin hayatı böyle. İyi her yerde okumuşsun bence. Güzel ondan geze geze. Sonra işte, kötü değerler değil. O dönem. Bütün Akdeniz'i, Ege'yi, İstanbul'dan İskenderun'a kadar dolaştık. Hepsini biliyor. Sahili. Biz onu turist olarak yaptık senin ama gibi değil. Sen kaldın bir de orada. Çocukluğum hepsine işte. Bak da, Foça'da kaldık, Datça'da kaldık, Fethiye'de kaldık. Diğerlerini gezerek şey yaptım. Gördüm. Annemin amcası Devlet Deniz Yolları Umumbaş müfettişiydi. Onun her vapurda eskiden yolcu vapurları vardı ya. Orada lüks kamerası vardı. Ha, bu lüks kamerada kimler oturur dedi. Annemin amcasıymış. Tamam. Onun kamerasında her sene İstanbul'dan İskenderun'a kadar seyahat ederdik. Yani işte böyle. Güzelmiş anneanne. İyi şimdi de Bodrum'un Gökpınar köyündesin. Şimdi de Bodrum'dayız. Torununun abuk subuk evindesin yamuk. Kızımın yanında. Murat. Ne Murat'ı be? Gitti. Ay Cengiz. Evet kralımıza boyun eğip buradan geçeceğiz. Geçebilir miyiz kral? Hayır tam tersi abiler. Bu taşıyıcı. Yani şu alttaki 2 dandiyi alıp alta bunu koyacaksınız. 2 dandiyi bunun üzerine koyacağız. Hatta aralara atacağız. Onu... O yine kayar ama abi. İkisini ikili yapsak. Bir tane onu bloklara koysak. Onları da sıkıntı. Evet. Yatak odası katımızın kemerden önceki son katını çıkıyoruz. Kattan sonra bugün kemerleri tamamlayacağız. Artık evimiz iyice yükseldi. Evet. 3 gün önce yaptığımız kemerler. 3 gündür duruyoruz yağmurdan dolayı. Ama artık kurudu bu kemerler. Bu şeyleri çıkartacağız. Çıkartmadan önce bile bakın ayağımla büyük bir yük veriyorum fakat buna hiçbir yük basmadığını görüyorsunuz. Bunun ne kadar basit bir şey olduğunu göstereyim size. Şimdi yatak odasının son katını çıktık. Şimdi kemerler tam bir tur atıp kemer atacağız. Camların üzerine. Sonra kapının kemerleri gelecek. Burada ve burada. Evet, Star'ın kontrolünde Ercan'la Dilek karışımımızı getiriyor. Star, bak bakayım karışıma bir ıslaklığı iyi mi? Kötüyse star ısırıyor. Kral o. King. Halkına ne yapsın? Evet. Star. Çok güzel yere oturmuşsun oğlum. Harika. İskelelerde. Mükemmel. Kralım. Taht mı zannettim burayı? Kralım. Kralım. Reis. Bak köpek dediği nerede oturur? Bir de sana bak. Normal mi Star? Evet. Müzeyyen Hanım'ın yanına geldik. Kısaca biz ona Mary diyoruz. Biz değil aslında, herkes diyormuş değil mi? Şimdi kısaca senden dinleyeceğim. Nereden geliyorsun? Ne yapıyorsun? Kimsin, nesin? Arada tabii bırakmıyorsun işi. Böyle konuşuyorum diye dinlenmek falan yok, biliyorsun burada öyle. Ya işte Fethiye'deyim ben 4 senedir. Bir yer aldım. Küçük bir yer, 250 metrekare. Düşürme kovayı da. Yapmak istiyorum oraya. Yapabileceğimi gördüm gelince. Peki, korkuyordum biraz. Bu arada en zor işi kabul etti. Başından beri diyorum ki geç gör nasıl yapıyorlar. Yok ben kürek tutacağım. Kürekle bir aşk yaşıyor, bilemedik. Peki ne yapıyorsun Fethiye'de? Aşçılık yapıyorum. Aşçısın. Evet. Bu arada bilmiyormuş gibi söylüyorum da 4-5 gündür, 10 gündür harika leziz yemekler yiyoruz. Yerleştim. Doğaya kaçmak için. Bir nefeslen. Yaklaştım şeyime. Hedeflerime çok az kaldı. Peki buraya gelirken beklentilerin neydi? Ya zor olacağını düşünüyordum, yani yapamaz mıyım diye soru işaretleri vardı. Niye, el alemin çiftliğine geliyorsun diye mi? Hayır öyle değil, evi yapamaz mıyım acaba diye. Şu anda soru işareti yok, yapacağımı düşünüyorum. Öyle bir mühendislikte. Ben böyle deyince mühendisler kızıyor. Sizin mühendisliği ne zannediyorsunuz diye soruyorlar. Ya tabii ki matematik işi biraz var. Tabii ki doğanın her yerinde matematik. Matematik lazım. O yüzden geldim zaten. Videoyla olmuyor yani, gönüllü gelip bir şekilde bir şey. Zaten bu arada matematiğin tanımını anlatayım. Biz doğayı sayılarla, rakamlarla anlamaya çalışmaktır bu. Matematiğin aslında olayı bu. Okay. İyi ki de geldin. İyi ki de geldim vallahi, çok mutluyum. Cuma dönüyorum ama bir daha geleceğim. Evet, biz de oraya Fethiye'ye gidiyoruz. Belki bir dükkan açıyor şimdi. Evet. Kendine bir restoran. Restorant. Biz de belki ona yardım edeceğiz. Sıva yapacağız. Restoranta. Evet, kovalar bu tarafa. Kemer katını dönmeye başladık. Su. Evet. Yakodazısı kemerleri de çıkıyor. Kırdınız. Artık zincirlerden bir düşüyordu bu zamana kadar her katta. Şimdi 2 zincir düşmeye başladı. Çünkü artık burası yatak odası, bayağı aşağıdan dönmeye başladık. Artık sert bir şekilde döneceğiz. O ayağını oraya bastıracaksın. Oturtacaksın yere. Anladın mı? Şurayı kırıp tam buradan doldurmaya başlayacağım böyle. Şurayı böyle elinle bastırıp bunun baktığı köşeye göre, özür dilerim. Kralım. Hop, Ercan abideyiz. Ercan abi. Dur ya. Döndüm bir anda, gaza geldim. Çünkü gölgem var. Heh, şöyle yapacağız. Çok güzel oldu. Anlat hele bakayım. Nereden geldin? Kimsin? Ercan Koç Yiğit. Halen Özbekistan'da yaşıyorum. Taşkent'te. Ama Bursa'da da evim var. Ve sizin projelerinizi izledim videolardan. Sonra böyle bir şeyi kendime çok yakın hissettim çünkü... Muratça'da gördün değil mi? Evet, Muratça'da gördüm ve çok hoşuma gitti. Benim de kendi yerlerim var ve orada böyle bir... Aslında asıl amacım tabii şey... Tarımla ilgilenmekti, organik tarımla ilgilenmekti. Senin notlarını gördüm, permakültüre evet, bayağı çalışıyorsun. Evet, permakültür üzerine çok yoğun araştırmalar yaptım. Bununla birlikte yani permakültürle yapılabilecek en doğru yapının da bu olduğuna karar verdim. Sonra sizinle tanıştım ve geldim. Aşağı yukarı 15 gün oldu. Ve bu süre içerisinde gerçekten teknik anlamda doyurucu bir eğitim oldu sayenizde. Bu eğitimlerin ışığında da yine sizlerle birlikte böyle bir yapıyı inşa etmek gerçekten benim için çok onur verici olacak. Her şey için de çok teşekkür ediyorum. Ne demek? O zaman bu akşam rakı içiyoruz. Rakı içiyoruz. Su var, bulgur var. Yağ var, ateş var, şehriye var. Ha, şehriye var ama tadında çok kolay. Yağmur, sert yağmurda fırtına ıslanmış bütün çoğu çadır. Bir tek benim çadırım sağlam çıktı. Yatakları getirmişler sobanın etrafında. Donları, başları ıslanmış. Yağmurda ıslanıp kendini kurtaran yaban arımız. Kendini yalıyor. Anam, tepki göstermeden dur, karşısına geçtik diye bir tribe girdi. Yakışıklı mısın? Lucky'ye göre mi? Bana göre. Yoksa Lucky. Şuna bak, bakışlara bak. Tanıt kendini bakayım, kimsin sen? Merhaba, ben Deniz. Bütün videolarda gözüküyorsun. Evet, maalesef biraz öyle. 5 aydır. Buraya Tunceli'den geldim, Ovacık'tan. Kuzenimle geldim. Ben bu işin temelinden beri buradayım. Yani sağ olsun Cengiz Hoca'ya... Niye temelinden beri buradasın? Öğrenmek istedim, yapmak istiyorum. Ticari olarak bu işi yani yapmak istiyorum. Kendi arsam var, arsalarım var. Orada bir şeyler, yani turizm amaçlı. Memleketim adına, kendi adıma, ne bileyim yani permakültür olsun. Bitkiler olsun. Öğrenmediğim şeyleri mesela Cengiz Hoca'dan çok öğreniyorum. Birçok yardımı var bana bu konuyla ilgili. Öncelikle sabrı, gerçekten sabrı öğretti bana. Ondan sonrası zaten sabır olduktan sonra zaten gerisi çorap söküğü gibi geliyor yani. Bunun başka bir alternatifi yok ya. Peki Tunceli, Ovacık nerede yaşıyorsun? Şimdi buradan nereye gideceksin? Yarın postalıyorum sizi. Buradan Bursa'ya da İstanbul diye düşünüyorum hocam. Anladım. O zaman baharda görüşmek üzere. Önce kendi evini yapıyor musun? Önce ya bize kendi evini göster, yoksa kimse sana inanmaz usta olduğuna şimdi. Önce senin gelip bana bir yarı çapı alanını çizmen lazım yine hocam. Diyor ki yuvarlağı çizin, gerisi kolay. Aynen, yuvarlak sizde, proje sizde, yapın bizde. Biz tamam. Öyle konuşmuştuk. Öyle anlaştık. Konuşmuştuk. Kaçak müteahhite son. Hepsi doğal, organik. Değil mi Lucky? Bulutlar çok güzel lan. Arkan. Ben yakışıklı.